Arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Valla böyle bir oluşumun içinde oluyor olmanızın gerçekten avantajı olduğunu düşünüyoruz. Başkanım da biraz önce bizimle paylaştı bazı şeyleri. Tebrik ediyoruz. Bugün burada olduğunuz için de sizleri tebrik ediyoruz. Kıymetli hocamın zamanı fakir, başkanım da ifade etti. Çok hızlı bir şekilde ben sizden ve eğilimlerinizle ilgili gelen sorular üzerinden ilerleyeceğim. Sayın hocam bir saatimiz var. 20 soru gözüküyor. Her soruya 3'er dakika alabilirsek çok fazla öğrenci arkadaşımızın sorusunu da cevaplamış olalım. Erteleme bugün herkesin sorusu sorunu aslında erteleme ile ilgili. Çünkü planlı harekete geçemiyor, erteliyor. Sürekli yapacağım işleri erteliyorum. Zaman yaklaştıkça da sıkışıyorum. Ertelemeden nasıl program yapabilirim ile ilgili arkadaşların bir sorusu var. Neler söyleyebilirsiniz hocam? Sesle ilgili ses. Sorun var mı tamam. Arkadaşlar? Ses. Evet, ben önce teşekkür etmek istiyorum Sayın Başkanımızın şahsında hepinize. Cumartesi günü, tatil günü buraya geldiniz, katıldınız çeşitli üniversitelere gönüllü olarak. Bu övgüye layık bir davranış gerçekten. Tecrübe paylaşımı burada. Bir hayat yolunda sizden daha kıdemli bir yol arkadaşınızın tecrübelerini paylaşmasını olarak düşünün. Sorularınızı o kapsamda hem hayat tecrübesiyle hem de mesleki birikimlerle cevap vermeye çalışacağım. Hem de bu Anadolu'nun bu toprakların çocuğu olarak yani bilimle bizim kültürümüzü sentez etmeye çalışan birisi olarak cevaplamaya çalışacağım. Bu erteleme gerçekten biraz önce başkanımızla da konuştuk. Şark Mediteryen kültür hastalığı daha doğrusu tam sadece Şark Doğu hastalığı değil Akdeniz kültürünün hastalığı. Mesela Kuzey Avrupa'da yoktur, dakiktir onlar. Ben Almanya'da konferansa gittiğim zaman yani şaşırıyorum ben. Saat 17 yazıyor. Ne bir dakika önce ne bir dakika sonra takik takik geliyorlar. Yani burası gibi aynen öyle. Gerçekten öyle ya. Onun için yani tebrik ederim bu şeyi. Çünkü dakiklik şeydir. Yani insanın zamanlama, sıralama, planlama yeteneği, yetisi insanda var. Diğer canlılarda genetik olarak var. Genetik olarak diğer canlılar kodlanmış. Nerede, ne zaman? Mesela bir aslan düşünün. O kendi güvenlik alanı vardır onun. O alanın içine girmedikçe bir sana saldırmaz. Karnı tok olursa saldırmaz. Ama insan öyle değil. İnsanda diğer böyle metakognitif yetiler dediğimiz yetiler var. Zihin üstü yetiler. Bunlar işte zamanlama, sıralama, planlama gibi, zaman algısı gibi. Mesela ölümü sorgulama gibi yeti. Ondan sonra sonsuzluk arayışı gibi. Yani yeniliği de arama davranışı gibi bir insan metakognitif yani zihin üstü yetiler deniyor. Hiç insan dışında hiçbir canlı da yok başka. İnsanda var. Bu yetiler nedeniyle insan zamanlama, sıralama yapabilme kapasitesi var. Stratejik düşünce kapasitesi var. Stratejik düşünce nedir? Önce stratejik hedef belirlersin. Hedef amaç belirlenir. Daha sonra o planlama yaparsınız. Önce nerede konumunuz belirlensin. Hani SWOT analizi var ya içimizde iktisatçılar bilirler. SWOT analizi nedir? Güçlü yönleriniz, zayıf yönleriniz, tehditleriniz, fırsatlarınız bir de amacı olacak ama. Bak iktisat kelimesi maksat kökünden geliyor Arapçada. Yani maksadın yoksa iktisat yapamazsın. Yani para yönetimi yapamazsın. Maksadın yoksa zaman yönetimi yapamazsın. Maksadın yoksa kaynak yönetimi yapamazsın. Zaman da en önemli kaynaklardan birisidir. Zaman yönetimini iyi yapabilmek için önce maksadımızı, amacımızı belirleyeceğiz. Şimdi işimize erteleme hastalığı geldiği zaman ya bak şu dersi çalışacaktım ama şurada çok güzel bir video var şunu seyredin, bunu seyredeyim diye böyle erteleme duyguları geldiği zaman hemen amacını düşün diyoruz bu durumlarda. Amacını düşün. Amacını düşündüğün zaman ya benim şu amaca ulaşmak için şu anda zaman yönetimi gibi çok önemli bir kaynağım var. Bunu iyi kullanmam lazım. Bu zaman yönetiminin için şu anda bu işi ertelediğim zaman kaybı olacak. Hatta vakit nakittir derler. Aslında vakit nakitten de kıymetlidir. Nakit kaybolursa gelebilir yerine ama zaman gelmiyor. İnsanın en önemli sermayesi ömür sermayesi. Bak şu anda her dakikamız geçiyor, her saniyemiz geçiyor. Akıllı insan uzun vadeli düşünen insandır. Uzun vadeli düşünen insan bu sadece bugünkü hazlarına, zevklerine göre değil, 5 sene sonra ne olacak diye düşünmek. Mesela bağımlı hastalarında en çok üzerinde çalışma sonuç bilinci. Yaptığı işin sonucunu bilmiyor, düşünmüyor. O anki zevkini düşünüyor. Halbuki insan 5-10 dakika sonraki zevkini de düşünmeli. Mesela çocuklarda son olarak onu söyleyeyim. Mesela
duygusal zeka çalışmalarında referans olmuş en önemli çalışmalardan birisi 1960'larda yapılıyor. Bir anaokuluna daha böyle kavramsal düşünceyi, soyut düşünceyi öğrenmemiş çocuklara şey götürülüyor. Böyle çikolata lokumlar götürülüyor. Götürülüyor lokumlar. Sonra bir grup çocuğa 15 dakika beklemeyi başarana bir avuç istediğiniz kadar lokum vereceğiz ama başaramayan birer tane alabilecek diyor. Bir grup çocuk birer tane hemen böyle hemen olsun isteyen aceleci sabırsız alıyorlar hemen. Ama bir grup 15 dakika beklemeyi başarıyor. Sonra 20 yıl takip ediyorlar bak bu grubu. Çalışmaya bakıyor görüyor musun? 20 yıl takip ediyorlar. 20 yıl sonra o beklemeyi başaran çocuklar duygusal zekaları %20 daha yüksek çıkıyor. Karşı cinsle ilişkilerde daha başarılılar. Sosyal ilişkilerde daha başarılılar. Ama diğer o aceleci sabırsız olanlar hep başarılılar ama yanlış yerde yanlış çıkışlar yaptıkları için birçok yeteneklerini köre kaybediyorlar. Onun için zaman yönetimi ertelemeyi şey yapmanın ama başarmanın yöntemi zaman kaynağını iyi kullanmak. Parasal kaynak gibi iyi kullanmak. Hocam zaman yönetimiyle doğrudan ilgili olduğunu düşündüğüm bir konu var ki sorular arasında da bunlardan bir tanesi var. Maalesef zaman yönetiminin en büyük düşmanlarından biri olduğunu ben de düşünüyorum. Sosyal medya, dijital platformlar bunlar da tabii bizleri, öğrenci arkadaşlarımızı ciddi manada zaman kayıplarına sürükleyebiliyor. Bunun doğru kullanımı ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Tabii şimdi bunu biz özellikle sosyal medya şu anda işte sosyal medyanın içine doğmuş bir kuşak var. İşte Z kuşağı gibi deniyor. Sizler Z üst Z sayılmaz aslında sizleri. Bu kuşaktaki şeylere sosyal medyanın içine doğdukları için sosyal medya onların doğduğu zaman annesi eline tablet veriyor, akıllı telefon veriyor, öyle büyüyorlar. Özellikle 93'lerden sonra ergenliğe girenlerle birlikte 93'ten sonra doğanlarda bu şeyler sosyal medyada müthiş eğlenceli, müthiş kolay ulaşılabilir, elverişli ve çok çekici. Çok çekici ve sürükleyici. Bu özellikler nedeniyle şeyleri insan yani böyle davranış geliştirme, böyle sorumluluk duygusu ve şey duygusu, böyle empati öğrenmemiş kişiler çok rahatlıkla burada sosyal medyada kendine kaptırıyorlar. Yani sosyal medyanın en önemli özelliği amacın belirsizliği olduğu bir ortam olması. Yani insan giriyor oraya, bir o bakıyorsun saatler geçmiş, amaç belirsiz. Vakit, zaman müthiş. Hatta Aristoteles'in bak bir şeyi var, hikayesi var. Aristoteles bir öğrencisiyle böyle kumar taşlarla kumar oynarken soruyorlar. Kızıyor öğrencisi, niye oyun oynuyorsunuz diyorlar kumar. Diyor, hocam küçük oynuyorduk, niye kızdın diyorlar diyor öğrencileri Aristoteles'e. O da diyor ki, ben sizin oynadığınıza kızmıyorum, harcadığınız zamana kızıyorum diyor. Yani şimdi sosyal medyanın en büyük şahı, herhalde Aristoteles hayatta olsa çıldırırdı şimdi. Şimdi bütün gençler elinde sosyal zaman diye bir şey kalmadı. Sosyal medyanın sürükleyici etkisiyle gidiyorlar. Şimdi burada zaman yönetimini şöyle bozuyor. Onlar için özellikle o ergenlik öncesi çocukların eğitimi için anne babalara önerdiğimiz bazı tavsiyeler var. Birincisi çocuklara sorumluluk. Sosyal medyaya girerken amaçlı kullanmayı. Yani sen niçin girdin onun için? Ne araştırıyorsun? Hangi videoyu, hangi şeyi, amacın ne? Ve sorumluluk ve saygılı kullanma becerisi öğretiliyor. İkincisi empatik olma becerisi. Yani oraya giriyorsun. Mesela özellikle siber zorbalık var biliyorsun. Çocuklar, gençler çok siber zorbalığa maruz kalıyorlar. Siber zorbalık da mesela okulda birisi birisine siber zorbalık yapsa güçlü kişinin zayıf kişiye yaptığı şeydir zorbalık. Siber zorbalık da güçlü bilgili birisinin zayıf birisini ezmesi. Bu zorbalıktır. Yani kültürlü birisinin zayıfı ezmesi. Elinde güç olan birisinin bu zorbalıktır. Zorbalık despotizmdir. Bir patolojidir bu. Siber zorbalık ortaya çıkıyor. Yani siber zorbalıkta çocukla anne baba gözetiminde çocuk özellikle ilk 7 yaş civarında anne baba gözetiminde şeye girmesi gerekiyor sosyal medyaya girerse. Yani 0-3 yaş arasında zaten kesinlikle girmemeli yasak çocuk. O anda zaten şey olmuyor. Yani ama şu anda bakıyorsun anne eline cep telefonu veriyor. Çocuk ha ha gülerken ağzını hemen yemek kaşığını boşaltıyor. Çocuğa bir
yemek yedirmek şeyi gibi. Çocuk ondan sonra reklamlarla birlikte yemek yemeye alışıyor. O başka türlü yemek yemiyor. Yani birçok müthiş eğitim hataları oluşuyor çocuklarda. Neyse, o sosyal medya kullanımında ikinci öğrettiğimiz şey, oradaki siber zorbalığa karşı, yani bu sana yapılsaydı ne hissederdin? Bu zorbalık senin kardeşine yapılsaydı ne hissederdin? Mesela küfür, hakaret, zorbalama gibi diyerek empati öğretiyorsun. Empati öğrendiği zaman bir çocuk öyle durumlarda o da başkasına yapmıyor. Yani dünyanın kötülüğün en büyük nedeni empatisizlik. Bakın şu anda Gazze'de yaşanan olayları görüyorsunuz. Yani normalde bir savaşta hani %5 oranında zayıflar, hastalar, yaşlılar öner normal bir savaşta diye. Birinci, ikinci dünya savaşı. Ama şu anda %50'den fazlası çocuk ve kadın ölüyor ve bütün dünya buna karşı seyirsiz, gamsız. Tam bu bir zorbalık var ortada. Yani iki tarafın da yaptığı hata var ama şu anda orantısız bir şey var. Bu bir zorbalık böyle bir durumda. Yani bu zorbalık karşısındaki, yani dünyada kötülük neden var diye yapılan kitapların ana şeyi, teması ne biliyor musun? Empati. Empati yoksunluğu narsistik kişilik özelliklerinde vardır. Antisosyal, narsistik kişiler empati yoksunudurlar. Bunlar suça becerikli kişilerdir. Teflon kişilerdir. Teflon tava biliyorsun, kendisi yanmaz ama içindekini yakar. Bu teflon tipler de kadın veya erkek fark etmez. Teflon tipler ilişkilerdeki yanındaki, beraber yaşadığı kişileri yakar, mahveder, acı çektirir, intihar ettirir. Kendisi ne var ki diyor, ben onu çok seviyorum zaten diyor. Mesela onun bir hatasını alır, büyütür, onu yerin dibine batırır. Ondan sonra der ki ben zaten seni seviyorum, bunu senin iyiliği için söyledim der. Eşini köleleştirir, köle efendi ilişkisi yapar. Farkında olmadan da kişiliğinin gereği olarak yapar bunu. Onlara karşı biz ne öğretiyoruz? Hayır deme becerisi öğretiyoruz kişilere. Hayır deme becerisi öğrenirsem çocuk mesela orada işte İngilizlerin upstanding dedikleri, yani dik durma, böyle hayır deme becerisi, yani kötülüğe karşı hayır deme becerisi öğrettiğiniz zaman çocuk hayatı öğrenir. Orada mesela bir savaş oyunu var, birini öldürüyor orada. Bak bu çocuğum, o bir oyun bu ama bak gerçeğe de var işte Filistin'de olan. Bu bir gerçek ayrı, savaş ayrı. Onun onu öldürmesi doğru mu? Değil. Bak elinde güç olan savaşın böyle hukuku var, ahlakı var. Bunlar vardır diyerek bunu öğretmek için fırsat. Korkup seyretmemek yerine çocuklara bunu öğretmek gerekiyor. Yani bu şekilde öğrenirse çocuk kötülüğe karşı empati öğrenince başkası ona zorbalık yaparsa ona karşı dik durabilir. Dik durmayı öğretmek. Üçüncüsü de böyle durumlarda biz çocuklara, genç, ergenlik sorunları olanlara bu durumda şunu da öğretiyor sosyal medyayla ilişkilerde. Yanlışı konuşabilme, doğruyu konuşabilme şeylerin özelliklerini. Yanlış bir şey, böyle onu rahatsız eden bir şey olduğu zaman bunu anneye babaya sorabilmesi lazım. Eğer anne babaya karşı rahat konuşamıyorsa, ki bizim kültürümüzde maalesef anne babayla çocuklarımız rahat konuşamıyor, o zaman rahat konuşabileceği bir büyüğe, bir öğretmene gidip sorabilmesini çocuğa öğretiyoruz, yöntem öğretiyoruz. O zaman çocuk veya genç ne oluyor? İkna olamadığı bir konuda daha iyiden yardım alıyor. Empatinin özelliği de, yani empatiyi öğretmek ne demek biliyor musun? İyi insan olmayı öğretmek demektir. Başka bir şey değil. İyi insan olmanın anahtar kelimesi nedir dersek empatidir. Empatiyi bilmeyen insan, empatiden yoksun insan, bunlar B tipi kişilik diyoruz bu insanlara. Bu kimseler kötücül insanlardır, zalim insanlardır, insafsız, merhametsiz, saygısız insanlardır. Yani öyle bir eşiniz varsa yandınız mesela. Onun için yani eş seçiminde narsistik özelliklere dikkat edin. Sizi köle gibi yapmak ister o. Arkadaş seçiminde de öyledir. Seversiniz, sevdiğiniz için hep verirsiniz. O aldıkça hakkı zanneder. Ya ben öyle bir şey biliyorum, onu son örnek onu vereyim. Yoksa şey bitmez. Yani o vereyim şey... 50 yaşından sonra boşanmaya kalkan bir çift geldi. Çocuklar büyümüş, ikisi boşan, evden gitmişler, karı koca kalmışlar. Kadın demiş ki, hadi bunu şey yapalım, artık çocuklar büyüdü, hadi gel biraz benimle ilgilenen demiş kadın. Ama kadın evde adama saltanat kurmuş. Her şey gık demeden geliyor, gak demeden geliyor, her şeyi, her dediğini yapıyor. Kadın demiş, bunca sene ben hizmet ettim, biraz da sen bana hizmet et. Adam direniyor. Alışmış ya, köşk. Saltanata alışmış, bırakmıyor.
bırakamıyor. Bu sefer yapamayınca da kadın takıntı yapmış bunu, boşama noktasına gelmiş. Baktık ki siz buna saltanat kurmuşsunuz dedik. Bu saltanat artık biraz nöbet değişimi gerekiyor. İki tarafın da birbirini anlamasına çalışmaya çalıştık. Altın orta nokta kuralı var. Bir adım bir atıyor, bir adım bir ortada buluşuluyor. Yani eşin alıştığı birçok şeyi birlikte zevk alma becerisi geliştirmek lazım onun için. Yani onun kadınlarda fedakarlık duygusu var ya, empati konusunda kadınlar erkeklerden daha öndedir. Mesela bu konuda yapılmış bir çalışma var anaokulu çocuklarında. Çocuklar koşup oynarken kız birisi düşüp yaralanınca erkek çocuklar oynamaya devam ediyor, kız çocuklar gidiyor yardım ediyor. Mesela bir genç nişanlı çift sinemaya gidiyor, kız erkek çift. Diyor ki soruyor erkek kız arkadaşına, soruyor nişanlısına, koltuğun rahat mı? Rahat. Ekranı sahneyi görüyorum. Kız da diyor ki bak ne güzel beni düşünüyor. Erken verdiği şeyini hadi yer değiştirelim diyor. Yani ama burada biz burada onu böyle birisi varsa ne tavsiye ediyoruz? Diyoruz ki yer değiştirelim ama 10 dakika ilk yarıda sen otur, ikinci yarıda ben oturayım diyecek mesela. Öyle olunca ne olur? Sınırlarını öğrenecek, ilişki sınırlarını. Sınırları öğrenirse hayatı öğrenirler insanlar. İlk baştan verirsen ondan sonra öyle gider.